Evet, şeker hastalığıyla toparlayacak olursak biraz da ona değinelim. Sorular Değinelim. geliyor çünkü biraz anlatırsak iyi olur. Evet, şöyle. Bu gördüğünüz kurmar Afrika, Hindistan'da yetişen Afrika dedik. Bu kurmar yani sarmaşık. Bunun birleşiminde cinnamik asit var. Cinnamik asit pankreas yağlandığı zaman pankreas yeterli ve kaliteli İnsülin salgılayamazsa ne olur? Şeker hastalığı ortaya çıkar. Neden pankreas insülin salgılayamıyor? Durup dururken değil. Bir, %90 alkolden kaynaklanır. Pankreasın yağlanması %90 alkol. Vatandaş diyor ki ben alkol kullanmıyorum. Kimyasal ilaç kullanan, abur cubur beslenen, sağlıksız beslenen herkesin bağrısına mantar var. Mantarlar ne üretiyor? Alkolün en tehlikelisini, metil alkol, butil alkol, heksil alkol. En tehlikeli alkol üretir. Alkol içmeye gerek yok. Yani mantarlar zaten en tehlikelisini üretiyor. Japonya'da sürücüyü yakalamış polis. Bir kontrol etmiş. Oo, senin promilin çok çok yüksek. Alkolün içine mi düştün? Demiş ki adam ben hayatta alkol kullanmam. Kullanmıyor da bu ne? Böyle alkolik insan görmedik demişti. Tartışmış demiş ki benim 30 yıldır aynı yerde oturuyorum. Gelin sorun benim oturduğum yerdeki insanlara. Onlar size cevap versin. Peki demiş. Polis de almış gitmiş semtine oturduğu yere. Demiş ki bu adam alkol içermiş mi? Orada oturana demiş ki hayır bu alkol hayatta içmez. Bu alkol nereden çıktı? Yani üflediği zaman adam en yüksek oranda hep alkolün içine düşmüş gibi her tarafı alkol fışkırıyor. Sonra adam diyor ki ben bir araştırma iç hastalıkları uzmanına gidiyor, muayene oluyor ve bağırsaklarındaki mantardan alkol ürettiği tespit edilir. Yani alkol içmeye gerek yok. Bir kişinin bağırsında mantar varsa en tehlikeli alkol üretir. Bu tehlikeli alkol de bir karaciğer yağlanması, iki pankreas yağlanması, üç böbrek, beyin, kalp vesaire vesaire. Bütün organların yağlanması %90 alkol. Fakat bu illaki içilen alkol değil, bağırsaktaki mantarın üretmiş olduğu alkolden kaynaklanır. İşte kurmarın birleşimindeki cinnamik asit pankreasın içerisinde beta hücreleri var. Dağınık, adacık hücreler denir. Dağınık diğer hücrede. Bu hücreler sıkıştığı zaman yavaşça hassas hücre yeterince insülin salgılayamıyor. Kurmarın birleşimindeki cinnamik asit beta hücresini tekrar harekete geçiriyor ve böylece sağlıklı, normal insülin salgılar hale geliyor. Şeker hastalığından tamamen kurtulmak mümkün mü peki? Elbette. Mesela bize bir hanımefendi Çatalca'dan geldi. Tansiyonu, kolesterolü, şekeri yüksek. Yani yok yok her şey var. Onu yemiyor, bunu yemiyor. Hastalık, hastalık, hastalık. Dedim ki 6 hafta sonra istediğin her şeyi yiyebilirsin. O yasak, bu yasak, şu yasak. Sadece zepse haşlı diyor zavallı bayan. Şimdi ne yaptı? İksir aloe vera jel, enginar forte, kurmar forte ve diyabet çayı, kolesterol çayı. Kullandı, kullandı. 28 gün, yani tam 4 hafta sonra doktoruna gittiğinde kolesterol, lipid, trigliserit tamamen normale döndü. Şekeri normale. Hiçbir rahatsızlık kalmadı. 4 hafta içerisinde. Bütün değerleri normale döndü. Yani bütün değerleri normale döndü 4 hafta içerisinde. Doktoruna tekrar gittiğinde doktoru "Aa teyzeciğim artık bir şeyler yiyebilirsin. Yani tereyağı da yiyebilirsin. Bütün değerlerin mükemmel. Artık normal beslenebilirsin. Problem yok. Dikkatli ama yavaş yavaş her şeyden yiyebilirsin." Kadıncağız dedi ki "Ya Allah sizden razı olsun. Yıllardır hiçbir şey yemiyordum. O yasak, bu yasak, şu yasak. Normale döndü hayatım." dedi. Çok sevinçli. Evet, nüksetmemesi için neler yapılmalı? Bu yine kullanılmalı mı bu uygulanacak şeyler yoksa yiyeceklerine mi dikkat etmesi gerekiyor aşırıya kaçmadan? Ya şöyle, şimdi kişinin bağırsaklarında mantar varsa mantarlar toksik madde üretiyor. Bu da karaciğer yağlanması, pankreas yağlanmasını tetikliyor. Bu nedenle bağırsaktaki mantarları yok etmedikçe çözüm kalıcı olmaz. Asla. Hastalıkların biri ikisi değil. %99'unun sebebi bağırsaktaki mantar yok etmedikçe hiçbir hastalıktan kurtulamazsınız. Evet. Bunu nasıl yok ediyoruz? Aloe vera jel ve horopito. Horopito'yu da üreten biziz dünyada. Evet.
Evet, programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, iyi hafta sonları diliyoruz. Programımızın sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle.